Biliyorsunuz virüsü laboratuvarda yaptılar. Amerikan projesi bu. Virüsü yaptılar, saldılar. Hep dış güçler bunlar. Tamam, hadi. Anlıyorum. Bu boş lafları geçelim. Bu yarasanın virüsü nedir? Virüs nereden ortaya çıkmış? Ona bir bakalım. Yarasalar çok eski canlılardır. Yani dinozorlar 66 milyon yaşındayken yarasalar 54 milyon yaşında. Birçok memeliye göre erken evrimleşmiş bir canlıdır bu yarasalar. Ve az değişim göstermişlerdir. Virüsü ise çok kolay taşır bu yarasalar. Şimdi bir bakalım, bu yarasalar insanlığa niye sürekli virüs bulaştırıyorlar? Gıcıkları mı var bize? Yarasalar kuduz, SARS, MERS, COVID-19 gibi birçok hastalığın çıkış noktasıdır. Bunun asıl sebebi bu virüsler bu yarasaları konakçı olarak görüyorlar. Tamam, konakçı ne? Konakçı şu, virüs ilk ortaya çıktığında gelişim gösterebilmek için yarasaların vücuduna yerleşiyor. Bu duruma konakçılık deniyor işte. Çok uzun bir süre kendini belli etmeden yaşayabiliyor onun vücudunda. Ama tek virüs barındıran canlı yarasa değildir. Dünyadaki hemen hemen her canlı bu virüsü taşır aslında. Virüs her zaman laboratuvar ortamında üretecek bir şey de değildir. Yani kısacası doğanın kendisinde bu virüs zaten mevcut. Peki neredeyse bütün canlılar virüs taşıyabiliyor, üretebiliyorken neden yarasalar bu kadar çok gündeme geliyor? Yarasaların çok değişik huyları vardır. Memeli olmasına rağmen kış uykusuna yatarlar mesela. Avladıkları böcekler ortalıktan çekilince vücut ısılarını dış ortama göre ayarlayıp bir köşeye çekilip resmen dinleniyorlar diyebiliriz. Daha ılıman bölgelere gittiğimizde yarasalar bu hareketi günlük olarak yapıyor. Yani günlük kış uykusuna yatıyor. İşte virüs burada gelişimini gösteriyor. Yarasanın ömrü 25 ile 40 yıl arasında olduğunu biliyoruz. Ve çok büyük koloniler halinde yaşıyorlar. Yani bir mağarada milyonlarca yarasa bulunabiliyor. Bir ilginç bilgi daha aktarayım yarasalarla ilgili. Yeryüzündeki memelilerin %20'sini yarasalar oluşturuyor. Yani kısacası nüfusları oldukça fazla. Bu yarasayı konakçı olarak kullanan virüs bir süre sonra artık kendini belli etmeye başlıyor. Ve bu yarasayı öldürüyor. Diğer yarasalara da kolayca atlıyor. Ve bir anda milyonlarca yarasaya bulaşmış şekilde görebiliyoruz biz bu virüsleri. Bunun sonucunda ise milyonlarca yarasa telef olup ölüp gidiyorlar. Aslında bu bir doğal seleksiyon. Doğada bunun gibi olaylar sürekli ve çok fazla oluyor aslında. Virüslerin konakçı olduğu türlere göre kuluçka süresi değişiklik gösteriyor. Yani bazı yarasada 3 günde kendini belli ederken bazısında ise 1 hafta, 10 gün, 20 günü bulabiliyor. Ama unutmayın, konakçı olarak kullandığı yarasada uzun bir süre semptom göstermiyor. Kendini gizliyor bu virüs. Peki, tamam. Hep bu yarasalarda virüs vardı da şimdi neden ortaya çıktı? Ona da şöyle bir açıklama yapalım. Yarasalar uçabiliyor. Uçabildiği için kolayca kilometrelerce ilerideki bir yere hastalığı taşıyabiliyor. Diğer canlılardaki virüs kısıtlı alandan kaynaklı bölgesel olarak kalıyor ve yok oluyor bir süre sonra. Çünkü kendine yeni konakçı bulamıyor. Tıpkı COVID-19 gibi. Bir düşünün şimdi. Wuhan'da ortaya çıkmıştı. Eğer ki arabalar, uçaklar ve ticaret gibi şeyler olmasaydı, yani ulaşım aslında çok daha yavaş olmuş olsaydı, bu hastalık asla dünyaya yayılamayacaktı. Bölgedeki insanlara bulaşıp, hasta edip, öldürebildiğini öldürüp bir süre sonra kendisi de yok olacaktı. Geçmiş tarihe baktığımız zaman virüslerin az görülmesinin sebebi de budur aslında. Yakın tarihte ulaşımın hızlanmasıyla hastalıkların yayılması da artmıştır. Ama daha eski çağlarda bu tarz virüslere pek rastlamıyoruz. Peki bu yarasadan insana virüs nasıl geçer? Aklımızdaki bir soru da bu şimdi. İnsanların yarasalarla aslında doğrudan bir bağlantısı yoktur. Yaşam ortamlarımız birbirinden çok farklı. Fakat bu durum yarasaların insanlardan intikamı dersek yanlış olmaz. Biz onların yaşam alanlarını yok ettikçe onlar da kendilerine mecburen yeni yaşam alanları arıyorlar. İşte bu durum yüzünden
Yarasalar insanlarla yakınlaşıyor. Bu durumda bu virüsü insanlara bulaşabilir hale getiriyor. İnsan kendi sonunu kendisi hazırlıyor. Bir tek yarasa mı? Şehre inen tilki, aslan ve domuz. Biz insanoğlunun doğaya verdiği zarar yüzünden o hayvanlar doğada yaşayamayıp artık karnını doyurabilmek için maalesef şehir merkezlerine gelmek zorunda kalıyorlar. Şimdi öyle bir anlattı ki sanki yarasalar çok kötü yaratıklarmış gibi. Aslında yarasalar muazzam derecede önem taşıyor insanlık için. Ekolojideki önemine bir bakalım. Yarasaları her zamankinden çok daha fazla seveceğiz aslında. Tıpkı arılar gibi düşün. Polen taşımada çok büyük önem taşıyor bu yarasalar. Çiçeklerin tohumlarını taşımakta da var rolleri. Yani siz bir dağın başına gidiyorsunuz, ya bir bakıyorsun böyle orada çiçekler var, doğal ortamda yetişmiş. Zannediyor musunuz birisi geldi ekti? Evet, geldi, yarasa ekti onu. Bu sayede doğal ortamda birçok yerde birçok ağaç, meyve ve çiçek görebiliriz. Bunun dışında da haşere böcekle beslendikleri için bizim zirai ilaç kullanımımızı minimuma indiriyor aslında. Eğer ki yarasalar o böcekleri yemezlerse biz çok daha fazla zirai ilaç kullanmak zorunda kalacağız. Ki bu da insan sağlığına zararlıdır. Tabii dünyada her canlının bir görevi var. İşte yarasanın da görevi bu. Hiçbir canlı gereksiz diyemeyiz. Canlılar arasında ekolojiyi bozan tek canlı ise yine insan. Maalesef. Bu kadar yarara rağmen zararı ise işte bu virüs mevzusu. Vücuduna yerleşiyor, gelişiyor ve yayılıyor. O kadarlık kusur kadı kızında da olur ya. Şimdi kısaca bir de virüse bakalım. Kısa bir şekilde. Virüs hücrede nasıl bir etki yapar? Hücrelere göre direnç konusu farklılık gösteriyor. Afrika yeşil maymun hücresinde virüs hızla yayılırken Avustralya siyah köpek yarasasında hücrede karşılaştığı direnç ise şu an ekranda gördüğünüz şekilde. Aslında bilinenin tersine bir durum var ortada. Eğer virüs sizi konakçı olarak kullanıyorsa ve sizin direnciniz yüksekse virüs de o kadar güçleniyor. Yarasaların da direnci yüksek. İşte bu yüzden yarasanın vücuduna giren virüs çok dirençli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu yüzden insanlar için ise ölümcül hale geliyor. Peki bizim virüsten koruma yöntemimiz nedir? Tabii ki de yakalanmamak. Şaka bir yana, tabii ki de gerçek yöntem virüs taşıyan yabani hayvanların ortamlarından uzak durmak ve onların ortamlarını bozmamak, doğasına zarar vermemek. Tabii onları avlamamak ve yememek de önemli kurallar arasında. Bütün bu önlemler alındığında bizim virüs taşıyan yabani hayvanlarla aramızda büyük bir mesafe olacaktır. Ve ne onlar bize yaklaşacaktır ne bizler onlara. Ve onlar üstelik bizim için uzaktan uzağa ekolojinin devam edebilmesi için sürekli de çalışacaklardır. Şimdi tekrar yarasalara dönelim. Yarasalarda iki tane tür vardır. Yani aslında iki türe ayırabiliriz. Birinci tür küçük gövdeli yarasalar. Bunlar böcekle beslenir. Bu yarasalar günlük olarak ağırlığının %120'si kadar bir besin tüketir. Metabolizmaları hızlı olduğu için yüksek besin ihtiyaçları vardır. Çünkü çok seri ve hızlı hareket ederler. İkinci tür ise büyük gövdeli meyveyle beslenen yarasalar. Bu yarasanın yine metabolizması hızlıdır. Fakat gövdesi büyük olduğu için ve yine seri ve hızlı hareket ettiği için bu sefer daha çok besine ihtiyacı vardır. Ve ağırlığının 2,5 katı kadar günlük besin ihtiyacı vardır. Bu besin ihtiyaçlarını ise doğada bulduğu meyvelerden sağlar. En çok ihtiyacı olan ise C vitaminidir. Fark ettiniz mi? Direnci yüksekti hani. İşte bu besini sayesinde aslında. Meyvelerin genellikle de suyunu emer. Posasını ve çekirdeğini de havada geri bırakır. Bu sayede posası gübre olurken
Çekirdeği ise yeniden filizlenmesini ve doğada herhangi bir yerde herhangi bir bitkinin yeniden yetişmesini sağlar. Bu sayede ormanlarda bir sürü çeşit meyveyle karşılaşabiliriz. Onların hepsinin aslında gerçek sahipleri yarasalar. Bunun yanı sıra etle beslenen yarasa ve kanla beslenen vampir yarasa da mevcuttur. Bizim hep filmlerimize konu olan da zaten bu türlerdir. Ama merak etmeyin, bu türlerle zaten karşılaşma ihtimalimiz çok düşük. Bunlar daha çok ineklerden faydalanır. Bir inek buldu mu yapışır, hemen kanını emer. Besin kaynağı budur. Vampir yarasalar zaten birçok filme, hikayeye, çizgi romana, birçok şeye konu olmuştur. Hepimizin bildiği bir şey de var. Batman, yani yarasa adam. Ve yarasalar da aslında kötülük belirtisidir. Uğursuz sayılır. Aynı çizgi romanlarda olduğu gibi yarasalar gece yaşarlar. Görme yetileri ise çok düşüktür bu yarasaların. Çıkardıkları bir sesin geri yansıması sonucu yön tayinlerini yaparlar. Fakat neden gece yaşadıklarına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz maalesef. Aynı zamanda evrimin en büyük kanıtı da yarasalardır. Biz tür olarak ikiye ayırsak da alt dallarında binlerce çeşit vardır. Bazılarının burunları uzundur, bazılarının dilleri. Bazı türlerin kanatları da büyüktür. Yani yine kendi içerisinde çeşitlilik gösteriyor. Bu özellikler de yaşam alanlarına ve beslenme alışkanlıklarına göre evrimleşmiştir. Kimi yarasaların ise dilleri bile tüylüdür. Yani kısacası farklı özellikler saymakla bitmez. Sonuç olarak yarasalar yaşam için çok önemli ve bir o kadar da eski canlılardır. Bazı ülkeler yarasaların doğal ortamlarına zarar verildiğinde çok büyük cezalar veriyor. Çünkü sonuçlarını bildiği için. Bazı ülkeler ise bırakın zarar vermeyi, onları doğal ortamında rahatsız edici davranışlara bile çok büyük cezalar veriyorlar. Bunun en büyük önemi onları rahatsız edip insanların yaşadığı bölgeye gelmesini engellemek. Fakat yarasalar ne kötüdür ne de kötülüktür. Doğa için o kadar çok önemlidir ki yarasalarla tek yapmamız gereken şey birazcık mesafeli olacağız. Uzak duracağız, o kadar. İşte yarasaları yakından tanıdık. Neden kolay virüs taşıdıklarını öğrendik. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.